Yeni bir dosya açıyorum. Open dedim. Akümülatör IAM'yi açıyorum. İlk iş olarak Save As diyerek bunu farklı olarak kaydedeceğim. Bu egzersizimizde borulama ile ilgili stil ayarlarına değineceğim. Evet, buradan TÜBENTPIPE'a geliyorum tekrar. İsim önemli değil. Burada TÜBENTPIPE styles'ı inceleyeceğiz. Mevcut kullanılan standartlar buradadır. Bunların hepsi için birer kural tanımlanmıştır. Kullanılan borular, fittings'ler yine burada tanımlanmıştır. Bu stilleri kullanabiliriz ya da dilersek kendimiz yeni bir stil oluşturabiliriz. Buradan Tubing with Bends klasörünün altına yeni bir stil oluşturacağım. Dolayısıyla buradan New diyorum. Oluşturduğum yeni stilin ismini giriyorum. Tanımlıyorum. Daha sonra bu sistemde kullanılacak boru tipini seçeceğim. Buradan Pipe'ı seçiyorum ve sağ tuş menüsünden Browse diyorum. Buradan ASTM B88 tüp seçiyorum. Dilersem buradan girmiş olduğum kriterlere göre de filtreleme yapabilirim. Okey diyorum. Bir de kaplenimi tanımlayacağım. Yine sağ tuş menüsünden Browse diyorum. Buradan standardı seçiyorum. ASME B16-18'deki kaplinleri filtrelemesini istiyorum. Buradan kaplin C çarpı C'yi seçiyorum. Bunu da stilime eklemiş oluyorum. Aşağıda nominal çapını belirtmem gerekiyor. Sonrasında bu stilimde kullanacağım renk ayarını buradan yapabiliyorum. Malzememi buradan belirledim. Sonrasında segment kurallarını giriyorum. Minimum maksimum boru uzunluğum ne olacaktır? Artış miktarım ne olacaktır? Ve tanımlı hüküm yarıçapım ne olacaktır? Bunları giriyorum. Bu değerleri tek tek giriyorum. Kaydediyorum. Bu şekilde yapmış olduğum stil ayarı buraya kaydedildi. Close diyerek kapatıyorum. Dilersen bu aşamadan sonra borulama yaparken kendi yarattığım stil ayarını kullanabilirim. Şayet bu ayarımı ana montaj şablonunda yapacak olursam, bundan sonraki yaptığım borulamalarda her zaman için bu stil kullanılacaktır. Dolayısıyla borulama ortamında yeni bir stil nasıl oluşturuluyor, bunu görmüş olduk.